Merhaba sevgili Artı TV izleyicileri. Tarihin Peşinde programında tekrar birlikteyiz. Karantina koşullarında evden yayın yapmaya devam ediyoruz. Programdaki aksaklıklar için şimdiden peşinen özür dileyim. Umarım kusursuza yakın bir yayın akışı gerçekleştirecek arkadaşlarımız. Hep başarıyorlar bunu. Bu hafta sadece ben varım program yürütücüsü olarak. Çok değerli bir konuğumla 1968 baharı ve bunun daha da üst başlığı olarak belki kuşaklar konusunu konuşacağız. Duyurularımızda fark etmişsinizdir başlıktan. Konuğum benim bir zamanlar öğrencisi olma onuruna da eriştiğim Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Asım Kara Ömerlioğlu. Hoş geldiniz hocam yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Asım hocam aslında tarihçi olarak başlamamış eğitimine, öyle diyeyim, değil mi? Elektrik elektronik mühendisliğinden sonra tarihe geçmiş hocam. Ben onu bilmiyordum açıkçası. Öğrencisi olduktan sonra öğrendim. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans, Ohio State Üniversitesi'nde doktora çalışmaları herhalde, değil mi hocam? Ve ardından Evet. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde benim de sizin öğrenciniz olmamı olanak sağlayan, o dönemde halen de oradasınız. Ben sizi Evet. asıl hatırlarsanız köy enstitüleriyle ilgili çalışmanızdan dolayı konuk etmek istemiştim. Evet. Orada Bir Köy Var Uzakta adlı kitabınız benim için çok ufuk açıcı olmuştu. Ama siz ben o konuları şimdilikleri de bıraktım. Kuşaklar deyince ah ne güzel olur Mayıs ayında dedim kuşaklar konusunu konuşmak. Birçok yayınınız var, birçok makaleniz var. Ben de hızlıca okumaya çalıştım makalelerinizi ama herhalde önce konuya neden kuşaklar konusuna çalışmaya başladınız diye ilk sorum o olabilir belki. Oradan sizin de yol açıcılığınızla ilerleriz. Neden kuşaklar hocam? Nedir bu konunun önemi? Çok teşekkür ederim. Ben aslında kuşaklar meselesine direkt gelmedim. Belirli dolayımlarla geldim. Aslında 1960'lı yılları anlamaya çalışıyordum. Bu yıllar biliyorsunuz çok renkli, çok dinamik. Bir ideolojiler şöleni var, kültürel büyük bir dönüşüm var. İşte cinsel devrim diye adlandırılan şeyler var, alt üst oluşlar var, öğrenci hareketleri, gençlik hareketleri ve yani çok renkli bir dönemdi 1960'lı yıllar. Ben bu 60'lı yıllar aynı zamanda daha sonraki 10 yılları da oldukça belirlemiş bir dönem olduğu için aslında ben o dönemi çalışıyordum. 60'lı yıllarla ilgili ders vermiştim, ders açtım. Yani daha çok böyle olayların toplumsal, kültürel, siyasal, ideolojik veçelerine odaklanmıştım. Ama aslında giderek zaman içerisinde gördüm ki daha ilginç noktalar var. O ilginç noktaların en önemlisi de esasında burada bir kuşak olgusu var. Yani bir 68 kuşağı dediğimiz şey. Biz genellikle 68 kuşağını bir taşıyıcı, bütün bu toplumsal meselelerin taşıyıcısı olarak görüyorduk. Oysa bunlar çok öznesi ve aslında siyasal ve ideolojik gelişmeler bu kuşağın türevi olarak anlaşılabilir. Biz hep 1968 kuşağını işte daha derindeki toplumsal ilişkilerin bir türevi olarak algılıyorduk. Şimdi bir de şöyle bir durum söz konusuydu. 1968 biliyorsunuz bütün dünyada büyük çalkalanmalar yılı, büyük bir patlama yılı. Doğrusunu isterseniz dünya tarihinde de böyle çok örnek yok. Bir 1848 yılı vardır biliyorsunuz. Halkların baharı olarak adlandırılan, işte nasyonalizmin geliştiği, milliyetçiliğin geliştiği, liberal tonları olan, sosyalizan tonları olan 1848. Hakikaten baktığınızda İngiltere, Rusya ve Osmanlı dışında pek çok yer sarsılıyor ve ciddi bir dönüşüm oluyor. İşte 1968 yılı da 1848 gibi yani dünyanın hemen hemen her yeri etkileniyor. Türkiye etkileniyor, Fransa, Avrupa, Doğu Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Asya ülkeleri.
Dolayısıyla buradan şöyle bir yere doğru gelmeye başladım. Yani ne oluyordu da 1968'de her yer birden patlıyordu. Burayı deştikçe, burayı inceledikçe aslında ortaya İkinci Dünya Savaşı sonrası doğan bir kuşağın ki bunlara İngilizce'de baby boomer deniyor. Biz bunu bebek patlaması olarak çevirebiliriz. Aslında bu kuşağın ortaya çıkardığı, belirli ortak özelliklere sahip bu kuşağın yarattığı bir süreç olarak görmeye başladım. Yani aslında biraz şeyleri tepe taklak ederek bakmaya başladım. Anladım. Ve baktıkça da çok daha ilginç noktalar görmeye başladım. Dolayısıyla ben daha çok bu kuşak meselesine aslında o dönemi anlamaya çalıştım. Ama o dönem kuşağın anlaşılması. Tabii bir yandan da işte 2010'lu yıllarda Türkiye'de de 2013 yılında Gezi olaylarının patlaması da Türkiye'de bir kuşak meselesini daha fazla tartışmamızı gündeme getirmişti. Hatırlayın, ondan önce hiç kimse Y jenerasyonu, Y kuşağı ya da millennial kimse bahsetmezken birdenbire o konularda, televizyonlarda, dergilerde kuşak meselesi ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla ben biraz rastlantısal bir şekilde geldim bu kuşak meselesine, ama işi derinine indikçe de gerçekten çok verimli, çok ilginç bir olgu olduğunu keşfettim kuşak meselesinin. Hocam ben de o tam 2013'te Gezi olaylarının hemen ardından böyle 68 baharı ile ilgili hızlıca bir gazete yazısı yazayım dediğimde gerçekten bu alanda çok fazla çalışılmadığını görmüştüm Türkiye bazında en azından. Yabancı kaynaklar muhtemelen çok daha fazla ama bizim kolay ulaşamayacağımız kaynaklar onlar. Ve orada hissettiğim kadarıyla gerçekten Türkiye'deki o bu geçen günlerde de anmasını yaptığımız Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın ölüm yıldönümleri dolayısıyla yaşanan o duygusal uyanış veya hassasiyetin aslında bu kuşaklar meselesiyle hiç ilişkilendirilmediğini de fark etmiştim. Evet. Sanki Türkiye ayrı bir şekilde akıyordu tarihi, dünya ayrı bir şekilde akıyormuş. Ben de ilk kez o zaman böyle arasındaki farklar ve benzerlikler arasında düşünmeye başlamıştım. Belki siz bunu daha iyi açacaksınız biraz sonra, ama belki bir kuşak derken tam olarak ne anlaması gerekiyor izleyicilerin? Belki o konuda bir netleştirme yapabilirsiniz. Valla ben de deneyeyim. Yani çünkü bu kuşak meselesi çok net de değil işin ilginci. Ve biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi kuşak meselesi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da, Amerika'da da, dünyanın başka yerlerinde de çok çalışılmış bir konu değil aslına bakarsanız. Ne bileyim, bir etnisite meselesini düşünün, bir sosyal sınıf meselesini düşünün. Bunlar hakkında o kadar çok şey var ama bunlara kıyasla baktığımızda kuşaklar meselesi sosyal bilimlerde çok güdük kalıyor. Aslında ilginçtir. Yani dünya tarihinde kuşaklar hep konuşulmuştur. Eski Yunan'da da, Roma'da da, Osmanlı'da da, işte ne bileyim, bunun tabii en tipik bakış açısı Turgenev'in ünlü romanı Babalar ve Oğullar. Yani dede, baba, oğul üzerinden giden böyle kuşaklar olarak en yaygın halk dilindeki kullanımı da bu. Şimdi sosyal bilimlere gelindiğinde bu işin ilk böyle kafa yoranlar, sistematik kafa yoranlar 19. yüzyılda Auguste Comte. Daha sonra 1920'lerde Karl Mannheim, ünlü sosyolog, London School of Economics'ten o kafa yoruyor. Aynı zamanda İspanya'da José Ortega y Gasset, ki çok ünlüdür, sizler de mutlaka bilirsiniz. O da çok kafa yoruyor. 1920'lerde böyle çok kafa yoruluyor bu meseleye. Ondan sonra geri çekiliyor. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'da böyle büyük veriler kullanarak bu kuşaklar çalışmaları var. Yani işin ilginci, mesela iş dünyası akademik dünyadan çok daha fazla ilgi duyuyor. Yani malları bu insanlara nasıl satarız, ürettiğimiz şeyleri bu insanlara nasıl satarız konusunda esasında itiraf etmek gerekir ki biz sosyal bilimciler bu konuda geri kaldık. İşte son yıllarda 1990'larda William Strauss'la Neil Howe'un ilginç çalışmaları var, ama
dediğim gibi genellikle çok güdük kaldı. Mesela Robert Wall'un 1979'da Birinci Dünya Savaşı kuşağını anlattığı bir kitabında o şunu söyler. Yani kuşak meseleleri geçicidir. Yani bazı dönemlerde ortaya çıkıyor, bazı dönemlerde geri kalıyor. Yani bazı dönemlerde 1920'lerde pek çok insan kuşaktan bahsederken bir noktada daha az insan ilgilenmeye başlıyor. Aslında bu kuşak olgusunun çok doğasında olan bir şey. Çünkü bazı dönemlerde kuşak oluşuyor, hegemonik bir kuşak oluşuyor ve bu hegemonik kuşak damgasını vuruyor. Hem kendi geçmiş ebeveynlerle bir çatışma halinde, bu işte bugün sık sık konuşacağımız baby boomer dediğimiz bebek patlaması, yani 1945 sonrasının hemen akabinde doğan kuşak. Dolayısıyla bu kuşak aynı zamanda benim kuşağım, X jenerasyonu deniyor. İşte literatürde neden X jenerasyonmuş? Çünkü bir yere oturtamamışlar. Bilinmeyen X, yani bilinmeyen demek ya, X denmiş. İşte ondan sonra benden sonraki kuşak 1980'ler başında doğan Y jenerasyonu denilen 82 yılı. Yani bu yıllar çok önemli değil aslında ama az çok. Bir genelleme düzleminde konuşuyoruz. 82 ile işte 96 yılları, bunlara da Y kuşağı denmiş. İşte niye Y kuşağı denmiş? Hep Y denilen İngilizce sorusunu sordukları düşünülmüş. Bilen yılda deniyor. Bunlara işte ondan sonra Z kuşağı vesaire. Fakat demek istediğim şu. Kuşak meselesi 1920'lerde Mannheim'la, Gassett'le çok alevlenen tartışmalar daha sonra geri çekiliyor. Bunun da doğası, bu da aslında kuşak meselesinin doğasında var. Çünkü bir kuşak geliyor, bu kuşak hegemonik bu kuşak oluyor. Daha fazla konuşuyoruz onlar hakkında. Onlar daha önde oluyorlar ve hayatın da pek çok alanında öne çıkıyorlar. Ve bunlar hatta genellikle hegemonik kuşaklar, adı üstünde hegemonik oldukları için kendilerinden sonra gelen kuşaklara da etkileri altına alıyorlar. Şimdi kuşak nedir? Yani sorusuna aslında uzunca bir girizgah yaptım ama. Güzel oldu bence. Ha, bence bu çok önemliydi. Ortega Gasset der ki bir yerde, bu kuşak kavramı der, dünya tarihinde kullanılan en önemli kavramdır ve bu kavramı anlamadan hiçbir şeyi anlayamazsınız der. Şimdi gençlik diye de bir kavram var ama gençlikle kuşak arasında çok ciddi farklılık var. Gençlik, herkes bir noktada genç olur. Bütün tamamen biyolojik bir kategoridir aslına bakarsanız. Yaşla baktığınız zaman işte 20'li yaşlarda gençsiniz. İşte daha sonra orta yaş, ileri yaş deyip gidiyor. Fakat kuşak tam böyle bir şey değil. Kuşak da biyolojiyle başlıyor ama sosyal boyut var, psikolojik boyut var. Ondan sonra ekonomik boyut var. Dolayısıyla bir anlamda kuşak doğulmuyor ama kuşak olunuyor. Hani bunu daha felsefi anlamda, hani bazı tartışmalar vardır ya, kendinde sınıf, kendi için sınıf falan. Bir noktada bu kolektif bir bilinçle ve eylemlilik içerisinde ortak kelime hazneleri, ortak travmalar, ortak yaşanılan tarihsel olaylar, bu kuşağı, çeşitli kuşakları oluşturuyor ve bunlar tabii ki her kavram gibi doğadaki başka kavramlarla kıyaslanarak oluşuyor. Yani bu kuşak bir önceki kuşaktan farklı olduğu için öne çıkıyor. Dolayısıyla biz de o nedenle bunlara böyle söylüyor, kavramsallaştırmak durumunda kalıyoruz. Şimdi tarih kuşağı biçimliyor. Tarih kuşağı biçimliyor. Demografisiyle, toplumsal düzeniyle, ekonomik sistemleriyle kuşağı biçimliyor. Ama kuşak ise tarihi yeniden yazıyor. Hocam o zaman bu hani 1848 devrimleri, 1871 Paris Komünü, onun etkisi gerçi dar oldu ama ve siz sonra 1920'lerde bir kuşak sözü olduğunu söylediniz ve 68 kuşağı. O zaman tarihte aslında geride fazla kuşak diye tanımlayacağımız bir şey yok. Yani 68 belki de tek tanımlayabileceğimiz, tek konturları belli kuşak denebilir mi? Yoksa fazla mı abartıyorum, yani fazla bilgi sahibi olduğumuz için mi böyle düşünüyorum onlar hakkında?
Çok güzel bir soru bu. Şimdi 68 kuşağının en önemli tipik özelliği ve diğer kuşaklardan ayırt edici özelliği uluslarüstü, ilk uluslarüstü bir kuşak olması. Yani dünyanın her yerinde aynı zamanda benzer olaylardan etkilenmiş, benzer süreçlerden geçmiş bir kuşak olması. Bundan önce de kuşaklar yok diyemeyiz. Her zaman vardı. Bakın mesela İttihat ve Terakkicilerin, yani Cumhuriyeti kuran kadronun bir kuşak olduğunu pekala iddia edebiliriz. Siz de çok iyi bilirsiniz. Çeşitli ortak özellikleri vardır. Belki ortak deneyimleri var. Bunların evet. Çoğu 1870'ler ve 80'lerde doğuyorlar. Çoğu Balkan ve İstanbul kökenli. Çoğu Abdülhamit'in kurduğu okullarda okuyorlar. Hemen hepsi Balkan Savaşları'na katılıyor. Hemen hemen hepsi İtalya'da 1911'de bulunuyorlar. Milli Mücadele, Birinci Dünya Savaşı gibi ortak travmatik deneyimler yaşıyorlar. Aslında bunlar da bir kuşak. Fikir ayrılıkları olabilir. Siz daha mesela seküler, daha cumhuriyetçi olabilirsiniz o yıllarda. Ben işte ne bileyim daha mütedeyyin, daha işte Alman stili bir yönetimi benimseyebilirim. Ama birçok şey ortak bunlarda ve ortak sorunlar, ortak travmalar, ortak yaşanmışlık düzeyinden. Ama bu tür kuşaklar, yani tarihteki eski kuşaklar aynı şeyi aynı anda yaşamadılar farklı coğrafyalarda. Şimdi 1968 kuşağına yeniden dönersek, bu kuşağın özelliği uluslarüstü, ilk uluslarüstü bir kuşak olarak tarih sahnelerine çıkmaları. İşte bunu daha sonra yine ileride tartışırız ama yani iletişimdeki gelişmeler, ortak dünyada sorunlar, Soğuk Savaş'ın bütün dünyada ortak bir gündem yaratmış olması, dünya kapitalizminin çeşitli biçimlerinin Doğu Avrupa dahil olmak üzere her yere sirayet etmiş olması gibi meseleler söz konusu olduğu için bu ilk uluslararası kuşak var. Yoksa tarihin her döneminde belirli dönemlerde kuşaklar var. Ama işte mesela 19. yüzyılda Almanya'daki bir kuşakla Çin'deki bir kuşağın benzer şeyleri yaşaması söz konusu olmadığı için zor. Ama mesela Napolyonik savaşlara baktığınız zaman benzer şeyleri herkes yaşıyor. İşte siz cephenin öteki tarafındasınız, ben bu tarafındayım ama yine ortak savaştayız. Yani mesela ona benzer ortaklıkları çıkarmak mümkün. Ama 68 kuşağı aynen bugünkü millennial ve Z jenerasyonu gibi dünyada iletişim, ulaşım, ekonomik sistemlerin entegre olması vesaire vesaire. Şimdi mesela tabii konu dışında belki ama çok da güncel olduğu için söyleyeyim. Mesela şu anda dünyada bir salgın yaşanıyor ve bu salgın tarihte ilk defa 65 milyon yıl önce dinozorların yok olduğu durumu saymazsanız ilk defa bütün gezegeni aynı anda ve çok şiddetli olarak sarsmakta. Yani 1918'deki İspanyol gribi böyle değil. Evet, o da dünya salgınıdır ama bir orada görülür, bir burada görülür. Oraya 3 ay sonra gelir. Köye hiç uğramaz. Şudur budur. Yani şu anda mesela şu anda ergenliklerini yaşayan bu kuşak meselesinde ergenlik dönemindeki edinilen, yani bu konuda çok ciddi bir konsensus var. Kuşak meselesi ergenlik döneminde edinilen özelliklerle çok yakinen alakalı. Dolayısıyla ben mesela uzun dönemde salgının yeni kuşaklar oluşturmasında çok önemli olacağını düşünüyorum. Ortak bir travma, yaşanıyor. Ortak sorunlar etrafında. Dünyada iletişimin geldiği nokta belli. Hepimiz her yeri izliyoruz. Dolayısıyla biraz uzattım ama. Yok, 1960 hayır. Şey oldu. Aslında çok iyi bir soru oldu. İlk uluslarüstü bir kuşak. O nedenle de çok daha ilginç. Bundan sonraki kuşaklara da bir anlamda kuşak analizleri babında çok önemli yol gösteriyor. Anlıyorum. Herhalde siz zaten ona hep arada atıfta bulunuyorsunuz. Hem ergenlik döneminde edindikleri, elbette bu ebeveynlere de götürüyor bizi. Ebeveynlerin de bir kuşak olmasa bile ortak travmaları var, değil mi? 1929 buhran.
Birinci Dünya Savaşı'nı yaşadılar, 1929 dünya büyük buhranını yaşadılar, İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadılar ve gerçekten sizin o benle paylaşmak nezaketinde bulunduğunuz makalenizde de çok iyi idrak ettiğim gibi çok şeyli sorunları olan bir ebeveyn grubu. Nihilizmle belki de hani korumacılık arasında gidiyorlar. Evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmek istiyorlar ama onları kendi yaşadıkları travmalardan uzak tutmak istiyorlar. Sanıyorum bu da 68 kuşağını yani belirleyen biyolojik, sosyobiyolojik mi diyelim artık faktörler evet. arasında sayılabilir belki. Hocam ideolojiden söz ettiniz ya, oradan da isterseniz devam edelim. Bu 68 kuşağı bir ideolojik homojenliğe sahip miydi? Yani bir ideolojilerinden söz edilebilir miydi? Yoksa bir tavır, bir tutumdan mı daha çok söz edilebilir ideolojilere yönelik en azından? O konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu da hakikaten çok önemli bir konu. 1968'de biz çok değişik ideolojileri görüyoruz. Örneğin Yeni Sol diye bir akım ortaya çıkıyor. İngilizce'de New Left diye, hatta dönemin ünlü dergisi New Review'de yazılar yazılıyor. Anarşizm akımı, yani hiçbir iktidarı tanımayan, çok terörizmle karışılmaması lazım. Anarşizm yaygın. Nihilizm çok yaygın. Feminizmin yavaş yavaş doğduğunu görüyoruz. Yani doğduğu derken tabii ki çok daha önceden de 68'de de çok önemli bir ivme kazanıyor feminizm. Dünyanın belirli bölgelerinde milliyetçilik, özellikle anti sömürgecilik çok yaygın. Şimdi tabii ki Marksizm yaygın, sosyalizm yaygın, ideolojiler çok yaygın ama ve farklı yerlerde farklı ideolojiler var. Fakat 1968'de yaşananlar ve 68 kuşağını analiz ederken bence ideolojiler göründüğü kadar önemli değil. Yani siz anarşistsiniz, ben diyelim ki sosyalistim, öbürü diyelim ki nasyonalist ama ortaklıklar var ve bu ortaklıklar aslında farklılıklardan çok daha önemli. Bunlardan her bölgede düzen karşıtlığı, yani müesses nizama karşı olma, yeniyi savunma, yeni olanı vurgulama, yani yeni sol gibi vesaire ya da eskiden olmayan yeni şeyleri gündeme getirme gibi şeyler çok önemli. Dolayısıyla sağcı da olsanız, solcu da olsanız, sosyalist de olsanız, anarşist de olsanız aslında bir düzen karşıtlığı çok yaygın burada. Yani var olan düzene ben bu düzeni istemiyorum diye. Dikkat ederseniz Doğu Avrupa'da da düzen karşıtı hareketler görüyoruz. Çekoslovakya'da görüyoruz, başka bölgelerde görüyoruz. Yani sadece kapitalizme de karşı değil. Yani Sovyet sistemine de karşı insanlar. Dolayısıyla şimdi baktığınız zaman niye bu insanlar bu kadar düzen karşıtı diye baktığınız zaman aslında bu insanlar genel olarak düzen, her türlü düzene karşılar. Ebeveynlerin, demin sizin çok yerinde bir şekilde bahsettiğiniz, onların yaşadığı bir değerler silsilesi var, tarihsel tecrübe var ve bu tecrübenin onlarda yarattığı bir kişilik oluşumu, sosyal psikolojik oluşumu var. Buna karşılar mesela. Yani onların işte bu kadar korumacı, kollamacı, sakınmacı şeylerine karşılar ama aslına bakarsanız onlardan ayrılmaya başlıyorlar. Yani bu biraz şuna benziyor. Friedrich Nietzsche'nin ünlü bir lafı vardır ya, en önemli şey güzel metaforlar bulabilmektir tartışma sanatında diye. Bu şuna benziyor biraz. İkinci, yani ilk çocuk değil de ikinci ya da en son gelen çocuklar biraz daha düzen karşıtıdırlar. Çünkü ikinci gelen çocuk der ki, siz üçünüz bir düzen kurmuştunuz, ben de varım. Ben de buradayım ve bu düzen değişmelidir der. Çünkü kendisini de ister. Nitekim çok ilginç çalışmalar da var. Dünya liderlerinin radikal liderlerin önemli bölümünün ikinci, üçüncü, son çocuk olduğu iddiası. Şimdi yeni bir kuşak geliyor ve bunlar diyorlar ki biz sizin gibi değiliz. Sizin gibi yaşamak istemiyoruz. Sizin kurduğunuz kurumlar yanlış ya da bize hitap etmiyor. Sizin üniversiteniz artık bize hitap etmiyor. Sizin ideolojiniz, fikirleriniz bize hitap etmiyor. Dolayısıyla bir yeni olma, düzen karşıtı olma var. Ve bu düzen karşıtı olma 68 jenerasyonu için çok önemli. Yani
Şunu mesela söylemek istiyorum. Yani deniz gezmişler de düzene karşı, bir anlamda Milli Türk Talebe Birliği de düzene karşı. İkisi de düzene karşılar. Bunların ortak noktaları düzene karşı olmaları. Yani Anlıyorum. işte ilginç boyutu bu. Bir kere siz düzene karşı bir platformda geldiğiniz zaman, o zaman da tabii düzene karşı ideolojileri de almanız, kullanmanız daha uygun olacaktır. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Düzene karşı bir zeminde olduğunuz için siz düzene karşı ideolojileri alırsınız. Düzene karşı ideolojileri aldığınız için düzene karşı değilsiniz. Tabii bu genelleme düzleminde konuşuyorum. Yani bu İlginç genel bir ruh halini göstermesi açısından konuşuyorum. Şimdi tabii eski ile çatışarak gelirseniz siz, eski ile çatışarak gelirseniz muhafazakar olamazsınız. Muhafazakarlık demek eskiyi koruma demek. Oysa siz eski kurumları, eski ebeveynlerinizi, değerlerini, yaşam biçimine eğer karşıysanız, dolayısıyla siz müesses nizamın her veçesine, iktidarlı, siyasal iktidar dahil, karşı bir pozisyon alırsınız. Dolayısıyla 1968 kuşağının ortak özellikleri var. Yani Doğu Avrupa'da olsun, Batı Avrupa'da, Kuzey Amerika'da, Üçüncü Dünya dediğimiz ülkelerde ve bu özellik her yerde var. Bakın mesela ünlü filozof Michel Foucault Tunus'ta geçiriyor 1968'i ve orada da gözüne çarpan herkeste bir düzen karşıtlığı var diyor. İşin ilginç yönü diyor. Yani ben de düzen karşıtlığı böyle hani ben okudum, düşündüm, bu düzeni de sevmedim değil de siz zaten düzen karşıtı bir kuşak olmuş durumdasınız yani. Ve kendinize yer açarken muhafazakarlıkla kendinize yer açamazsınız. Yeni olan Anladım. yeni kıyafet giyinmeli, yeni müzik yaratmalı, yeni ideolojiler bulmalı gibi düşünebiliriz belki. Peki aslında ben biraz dağıttım konuyu, onun farkındayım ama aslında bu bağlamda bana ilginç gelen şey bir önceki kuşağın aslında savaşla yıkıma uğraması bir anlamda ekonomik açıdan fakat kültürel değerleri güçlü bir kuşak yani ebeveynler. Fakat bu çoğu gençlerin de çoğu üniversite öğrencisi. Gerçi Fransa'da o sırada sanıyorum üniversitelere girmek serbest olduğu için her türlü her kesimden öğrenciye rastlamak mümkün. Yani bir sınıfsal hegemonya yok üniversite hayatında. Ama yine de bu gençlerin tüketim kalıplarına, yaşam tarzına itirazları da bir parça bugünkü böyle tüketim toplumunun o yorgunluğunu çağrıştırıyor. Ama öyle bir dönem de değil aslında orada. Orada o kalıplara, yaşam tarzına itirazın temeli nedir? Yani o nereden neşet ediyor o itiraz, o gücünü nereden alıyor sizce? Bilmem anlamlı bir soru oldu mu ama biraz kötü formüle ettim ama siz anladığınızı tahmin ediyorum. Şimdi şu var, yani bu çok net görülüyor. Şimdi özellikle Avrupa'da ve Amerika'da bu 68 kuşağının önder kadroları kimlerden oluşuyor diye baktığımız zaman ve eylemlere katılan insanlara baktığımız zaman bunların bir kere bir ağırlıklı olarak baby boomer dediğimiz bebek patlaması kuşağı, yani 1945'in hemen akabinde doğmuş insanlar olduğunu görüyoruz. Ve bunların eğitimli orta sınıf ailelerin çocukları olduğunu ağırlıklı olarak görüyoruz. İşçi sınıfı kökenliler de var, ancak ağırlıklı olarak eğitimli orta sınıfın mensubu insanlar bunlar. Ve dolayısıyla da dikkat ederseniz kültürel ve yaşam tarzı, sizin de dediğiniz gibi tarzı şeyleri eleştiriyorlar. Mesela Erik Hobsbawm'ın, ünlü tarihçi Erik Hobsbawm'ın 1978 yılında, yani 68'den 10 yıl sonra yazdığı yazıyı incelerseniz, Hobsbawm gibi Marksist bir tarihçi bile yani gündemdeki ana meselelerin ekonomik sömürü vesaire olmadığını, daha çok bürokratizme itiraz ettiğini, kültürel bir karşı çıkış olduğunu, yaşam biçimi karşı çıkış olduğunu, zaten ne zaman ki yaşam biçimi ve kültür öne çıkar, kültür meseleleri öne çıkar, o zaman şüphelenin ki orada bir yeni kuşak oluşumu vardır. Yani ekonomik meselelerden çok kültürden ve kültürel dönüşümden bahsediliyorsa bir yerde, ağırlıklı olarak bir ayağı kırsalda olan,
kasabada olan ve kente gelmiş, kentte iyi üniversitelerde, Türkiye'de 1950'lerde kurulmuş iyi üniversitelerde okuyan öğrenciler olduğunu bunların görüyoruz. Dolayısıyla bunlar böyle, yani işin bir eğitim, üniversite ayağı var ve bu çok önemli olarak görülüyor. Dolayısıyla yeni bir hayat tarzı, yeni bir kültür talep ediyorlar. Bu da hakikaten çok önemli ortak özelliklerinden birisi. Evet. Birisi. Aslında siz genel şey içerisinde zaten onun sözünü ettiniz ama belki de hani bu kuşak meselesi, ebeveyn meselesi, dünyadaki değişiklikler, o işte Vietnam Savaşı gibi değil mi? Amerika içerisindeki sistemin çatırdamaya başlaması, işte Bretton Woods anlaşması dediniz, işte ne diyeyim, Watergate vesaire gibi skandallar gibi şeylerle aslında sistemin bir yerleri oynuyordu ama bütün bu dalganın Avrupa'ya doğru ulaşması herhalde bir parçada iletişim alanındaki gelişmelerle de ilişkiliydi. Radyo, televizyon yayıncılığının başlaması gibi şeyler de sanıyorum bu kuşakların birbirinden haberdar olmasını, yani dünyanın çeşitli yerlerinde iletişim kurmasını sağladı. Ama siz onu yazınızda bir tektonik hareket gibi, yani pek çok şeyin üst üste düşmesiyle bir şekilde patlak veren bir olay olarak tarif ediyorsunuz ya 68'i. Bunun evet, içinde evet. Bana garip gelen şey, ekonomik açıdan aslında dünyanın görece müreffeh olduğu bir dönemde bu kadar çok gerilimin yaşanması sizce neyle açıklanabilir ki? Nitekim bu sonradan Paris'te işçi sınıfının bu 68 eylemlerine bilgane kalması, biraz yani niye rahatımızı bozuyorsunuz şeklinde bir tepki göstermesine de neden oldu bence. Bilmem katılır mısınız? Nasıl evet. Bir ekonomik arka planı vardı? Biraz da ona değinelim. Bir de arkadaşlarıma sorayım. Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar birinci bölüm için? 10 dakikamız varmış hocam. Bu 10 dakikada hani bu konulara değinirseniz... Bu konuda evet birkaç şey söylemek istiyorum size. Şimdi Türkiye'de de 1968 sonrası 1971'e kadar biliyorsunuz çok büyük protesto eylemleri var. Grevler var, öğrenci işgalleri var, toprak işgalleri var. Önemli ölçüde bir böyle dinamik ortam var. Fakat aslına bakarsanız ekonomik olarak... Türkiye ekonomisi büyüyor, işçi ücretleri azalmıyor, çoğalıyor. Dolayısıyla bu kuşak olayı ve 68 olayında ekonomik boyut zayıf. Aslına bakarsanız sadece burada değil. Şimdi biz anlıyoruz ki mesela yapılan çalışmalar var. 1917 Rus devrimi öncesindeki son 10 yılda Rusya'da işçi ücretleri yukarı doğru gidiyordu aslına bakarsanız. Azalmıyordu. 1789 Fransız devrimi öncesine bakın. Fransız devrimi öncesinde Fransa tüm zamanların en iyi zamanını yaşıyordu ekonomik olarak. Ama 1788'de uzun dönemli yukarı çıkışların kısa dönemli böyle zigzag sıkışması üzerinden geliyor idi. Dolayısıyla çeşitli protesto olaylarına baktığınız zaman bazen ekonomik faktör o kadar da belirleyici olmayabiliyor. Nitekim 68 olayında o nedenle ben demin dedim yani kültür savaşlarıdır daha çok. Farklı kültürlerin ki kültür savaşları da kuşak olayıdır biraz. O nedenle de ekonomik yani Hobsbawm'dan da demin alıntıyı onun için yapmıştım. Hobsbawm buradaki hikaye, ana hikaye ekonomik meseleler değil diyor. O nedenle de işçi sınıfını çok ilgilendirmiyor olabilir belki. Esas mesele çağın kendi hayat tarzını, kendi değerlerini, kendilerini farklılaştırarak kendi dünyalarını kurma meselesi olarak görülüyor. O nedenle 68'deki yani direkt bir ekonomik kriz vesairenin türevi olarak bu kuşak oluşumunu okumak çok mümkün değil. Zaten mesela Türkiye'de yapılmış o yıllarda çalışmalar var mesela. Hangi tür öğrenciler daha radikal oluyorlar diye baktığınızda mesela dişçilik okuyanlar, yani düzenin çok para vaat ettiği, güzel bir hayat vaat ettiği bölümlerdeki öğrenciler çok daha radikaller mesela. Çok daha fazla işte. Daha fazla sosyalizme vesaire yatkınlar. Ama biz bu o kadar şaşırtıcı değil bir anlamda da şöyle. Mesela biz 2013 Gezi olayları sırasında da Gezi Parkı'nda toplanan insanlar
ki çok yoksul da vardı ama Türkiye ortalamasındaki yoksulluk rakamlarıyla parktaki yoksulluk rakamlarına baktığınız zaman kat be kat üstündeydi zenginlik şeyde parkta. Yani Türkiye'deki toplam eğitim düzeyiyle parktaki eğitim düzeyini karşılaştırın. Parktaki eğitim düzeyi çok daha yüksekti. Çünkü geçmişte de ekonomik meselelerden kaynaklanmamıştı ve onun da motor gücü ekonomi değil, ekonomik kriz vesaire meseleler değildi esasında. Başka bir şeydi. Bir direnişti, bir işte otokratikleşen bir sisteme bir başkaldırıydı, şuydu buydu ama yani ekonomi her zaman vardır ama bazı dönemlerde geriye çekilir, bazı dönemlerde öne çıkar. 1968'deki olaylar ekonomi değildi oradaki ana hikaye, ana unsur. Daha çok böyle düzen karşıtlığı, yeni bir toplum ve yaşam tahayyülünü hayata geçirme, eğitimli sınıflar vesaire ve bunların etkisi gibi meseleler daha önemliydi. Evet. Peki hocam, bilmiyorum hani konuyu saptırır mıyım ama bu 68 baharının Fransa'da patlak vermesi bir parça sanıyorum tam Napolyon döneminden, yani 1808 tarihli üniversiteler yasası gibi veya daha sonradan Cezayir Savaşı'ndaki o sıkışmışlığı aşmak için General de Gaulle'ün iktidara çağrılıp Fransa'da o de Gaulle'ün kurduğu böyle muhafazakar yapı, yani bunlar sanki o geleneksel Fransız ne diyeyim size DNA'sına bir parça ters etki yaparak onu reaksiyoner bir hale getirmiştir. Hani Fransa'da hep denir ya, her şeye itiraz eden bir toplumsal kültür vardır diye Evet. tabir. Ne zaman gitseniz bir grev vardır, bir direniş vardır, bir iş bırakma vardır orada. Ama arkasını getirmeme hali de vardır. Yani 1830, 48, 71 ve 68 de bir anlamda böyle bir ne diyeyim size etki tepki meselesiyle mi acaba Fransa'da patlak verdi ya da Fransa'da böyle iş köpürmeseydi ve kazan patlayacak duruma gelmeseydi acaba bu diğer dünyanın diğer ülkelerinde de sönümlenerek yani üzerinde belki konuşmayı bile gerektirmeyecek bir noktaya gelebilir miydi? Yani böyle bir X faktörü de var mı acaba Evet. oyun içinde? Şimdi ben biraz tarihsel olaylara deprem metaforuyla bakmayı tercih ediyorum. Dünyayı birbiriyle bağlanmış tektonik plate'ler olarak düşünelim ki dünya öyle bir şey. Ve bu tektonik plate'ler üzerinde bir hareket oluşuyor. Ve bu hareketin bazen bir merkezi oluyor ve bu merkez her tarafı titretiyor. Bu titreme, bu titreme, bu dipten gelen dalga diyelim isterseniz, bu titretme dünyanın farklı coğrafyalarında oradaki toprağın yapısına, oradaki kültüre, oradaki alınan önleme, oranın kendi tarihine göre farklı bir şekilde tezahür edebiliyor. Fransa'da ve Batı'da daha böyle özgürlükçülüğün altının çizildiği bir 68 görürken, Tunus ve Türkiye'de ben iktidar isterim ve iktidara yürüyorum diye insanlar görebiliyorsunuz. O nedenle bunları böyle bir tekil bir hareket olarak değil de daha dipten gelen bir dalganın bütün dünyayı sallaması ama bu sallamanın farklı yerlerde farklı biçimde algılanması ve hissedilmesiyle okumak mümkün. O nedenle bizim öncelikle şuna bakmamız lazım. Yani ne oluyor da bu dipten gelen dalga var ve bu dipten gelen dalgaya farklı ulusal kontekstlerde farklı karşılıklar verilebiliyor. Şimdi buna bakmak lazım. İşte öyle bakmaya başladığınız zaman kuşak meselesi size evrensel bir birim sunuyor. Bir önemli bir gelişme, bir dipten gelen dalga sunuyor. Daha doğrusu kendisi de bu dipten gelen dalgalarla biçimleniyor ve o kuşağı oluşturuyor. O kuşak, yani siz bir şekilde düzen karşıtı olduysanız Türkiye'de diyelim ki Demirel hükümetini ve Ankara'yı karşınıza alıyorsunuz. Öbüründe işte sistemin işte ne bileyim cinsellikle ilgili bir takım değer yargılarını karşınıza alıyorsunuz. Latin Amerika'da bir takım tarım oligarşisini, toprak oligarşisini karşınıza alıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu noktadan da bakıldığı zaman, Fransa'nın o dönemine bakıldığı zaman işte çok değişik tarihsel etkileri orada da gözlemlemek mümkün. Yani Cezayir'deki
yapılanlar ve bunların haksızlığı tabii insanları etkiliyor. Yani ondan sonra sizin bahsettiğiniz gibi 1789'dan Paris Komünü'ne uzanan bir böyle mücadele repertuarı diyeyim isterseniz, sizin demin bahsettiğinize benzer. Bu mücadele repertuarının zenginliği işi etkiliyor. Ondan sonra anladım. Şimdi mesela başka şeyler de var. Mesela şimdi hocam süremiz bu bölüm için bitmiş. İsterseniz öyle sözünüzü balla keseyim. İkinci bölümde tamam. Buradan devam edelim. Evet sevgili Artı TV izleyicileri, bu hafta değerli konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Asım Kara Ömerlioğlu ile birlikte 1968 baharı, onun arka planı, etkileri ve özel olarak da biraz sonra Türkiye'de nasıl yansıdığını konuşacağız. Sizleri saat başında tekrar bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.